Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere benim en sık karşılaştığım bir problemi çözmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Daha doğrusu ben göstereceğim nasıl olduğunu. Far dağıtma konusuna değinmek istiyorum. Çünkü genellikle en sık karşılaştığım müşterilere gittiğimde, makyaj yapmaya gittiğimde, gelinlerime vesaire en sık karşılaştığım sorun bu oluyor. İşte soruyorum, siz kendiniz yapabiliyor musunuz? İşte ben far dağıtamıyorum ve çok korkuyorum falan gibi sorunlarla karşılaşıyorum. Şimdi iki gözüme de farklı bir şekilde far dağıtacağım. Yani böylelikle iki tane göz şekli yapabiliyor olacaksınız. Öncelikle ihtiyacınız olan fırçalardan bahsedeceğim. Markası vesaire önemli değil. Uygun fiyatlı seçmeye çalıştım zaten çoğunu. Sanırım direkt şu ikisi pahalı, diğerleri daha uygun fiyatlı. Böyle bir karıştırma fırçasına ihtiyacınız var. Birazcık daha büyük. Bir tane orta büyüklükte bir karıştırma fırçasına ihtiyacınız var. Bu Sebile'nin fırçası. Numaralarını tek tek aşağıya yazacağım. Numaralarına çok takılmayın. Biraz daha ufak diğerine. Biraz daha ufak bir karıştırma fırçası bu. Bir tanesi bu. Hatta iki tane bundan seçtim. Çünkü bir tanesini dağıtırken bir tane temiz fırça ihtiyacınız olacak ki daha pürüzsüz bir sonuç elde edelim. Bir tane oturtma fırçasına ihtiyacınız var. Yani direkt renk alabilmek için. Bu şekilde. Bir tane de böyle uçları yapabilmek için daha minimal, diğerlerine göre daha minimal bir karıştırma fırçasına ihtiyacınız var. Şöyle biraz yakınlaşıyorum. Bir tane de kalem uçlu fırçaya ihtiyacınız var. Şimdi bunları gösterdikten sonra dediğim gibi iki tane farklı bir göz yapacağım. İki tane far dağıtma yöntemi göstereceğim size. İlkini yapalım, diğerini de sonra yapacağız. Göze geçmeden önce şu göz kapağımın üstünü ve kaş altımı belirginleştirmek istiyorum. Kaş altınızı belirginleştirdiğiniz noktada zaten makyajınız daha pürüzsüz gözükecek. Kaş altımı hafif, bakın, dokunduruyorum ve ucuna. Kaş altıma ve üstüne gözüm. Kaşınızın altını temizlerseniz farınız her zaman daha pürüzsüz gözüküyor. Ben şöyle bir fırçayla... Bu şekilde yapıyorum. Ben MAC'in bu paletini seçtim ama siz istediğiniz renkte bunu yapabileceksiniz. Aynası da kokmuş. Şöyle renkleri, burası maalesef kırıldı. Renkleri böyle ama dediğim gibi siz bu teknikle istediğiniz rengi yapabiliyor olacaksınız. İlk olarak oturtma fırçamı alıyorum. Şuradaki kahverengisini alacağım. Şunu. Bu fırçamı alıyorum. Fazla ürün almıyorum. Şu şekilde dokunduruyorum. Sadece fazlalığını atıyorum. Her zaman en önemli nokta bu. Fazlalığını her zaman ürünü atın. Buraya göz içime çok fazla girmeden şuraya asıl rengimi oturtuyorum. Hafif hafif, bakın, daha tekrar far almadım, görüyor musunuz? Şu şekilde oturtuyorum. Böylelikle birkaç ton elde edebileceğiz göz makyajımızdan. Bu gösterdiğim yöntem. Oturtuyorum. Çok uca gitmiyorum. Karıştırma fırçamı aldım. Küçük bir karıştırma fırçası alıyorum öncelikle. Ve bu noktayı, bakın, tam şurayı dağıtmaya başlıyorum. Ve birazcık gözümü çekiyorum. Çok fazla bir çekik göz istemiyorum. Çok fazla çekmiyorum. Yani böyle uçlara kadar çok çekmiyorum. Kendi içinde dağıtıyorum. Ve çok hızlı, yani çok fazla dağıtıyorum yani. Ürün iyice pekişsin istiyorum. Tekrar uca doğru fırçamda kalanı çekiyorum. Daha tekrar ürün almıyorum. Hiç gerek yok. Bakın, hala dağıtıyorum. Karıştırıyorum. Ve dağıtıyorum. Ne olmuş oluyor böylelikle? Gözümde, bakın, kaç tane ton varmış gibi duruyor. Hani sanki 2-3 tane ton kullanmışım gibi duruyor. Aslında kıssam böyle daha rahat görürsünüz. Aslında tek bir farla yaptığımız bir yol bu. İyicene dağıtıyorum. İstediğim şey
Aslında tek bir farla da istediğiniz o görüntüyü yakalayabiliyorsunuz. Bunu öğrendikten sonra siz artık 5 tane renk karıştırın, 8 tane renk karıştırın, orası size kalmış bir şey. Ben size pratiğini gösteriyorum. Tekrar bu fırçamı alıyorum. Aynı rengi bu sefer yine ortaya. Ürünü net bir şekilde oturtuyorum. Dağıtıyorum. Şimdi büyük fırçama geçiyorum. Üstüne hiç ürün almıyorum bunun. Hiç ürün yok bunda. Ve şu kaş altımı iyice ne temizliyorum. Çünkü orasında temiz gözükmesi gerekiyor. Bakın sadece dağıtma yapıyoruz. Yani iyi dağılmış bir fara ihtiyacımız var. Dediniz. Tekrar oturtma fırçamı alıyorum. Kirpiklerimi iyice dolduruyorum. Çok şuralara getirmiyorum bu noktayı. Hiç ürün getirmiyorum. Karıştırma fırçamla sadece yukarısını dağıtıyorum ve ucunda kalanı biraz çekiyorum. Çok fazla çekik değil ama azıcık çekiyorum. Aslında bu şey gibi dolmuş olacak. Bir far paletinden işte iki makyaj çıkartmış olacağız. Bu biraz daha smoky gözükecek. İyice dağıtıyorum. Burada en önemli olan püf noktalarından bir tanesi elinizde bir tane temiz fırça olması ve fırçanıza fazla ürün almamanız. Bunu her makyaj videomda size söylüyorum. Fazla ürün asla almıyoruz. Sonra dağıtıyoruz zaten içine. İyice dağıtıp 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 artık ürünleri böyle iyice homojen şekilde görmeye başlıyorum. Tekrar bu arada boş fırçamı alıyorum ve şurayı pürüzsüzleştiriyorum. Tek bir farla neredeyse 2-3 ton yakalamış olduk. Böyle bir bakayım. Görün size rengi. Ya bunu size çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi kalem fırçamı almak istiyorum. Dilerseniz bu noktada bırakıp burayı aydınlık da yapabilirsiniz. Ama ben size her türlü yolu göstermek istediğim için birazcık far paletini çok daha efektif kullanarak size nasıl olduğunu göstermeye çalışıyorum. Siz bu noktada bırakıp buraya aydınlık bir şey koyup maskaranızı sürüp gününüze devam edebilirsiniz. Ama en profesyonel yapabildiğim şekilde size göstermek istediğim için ben bu makyajı birazcık daha böyle süsleyeceğim. Karıştırma fırçamı, kalem fırçamı alıyorum. Şuradaki siyahtan alacağım şunu. Çok hafif dokunduruyorum. Ve yaklaşıyorum biraz. Şuraya yine kirpik dibime rengi bırakıyorum. Bu bana ne yapacak biliyor musunuz? Hem göz kirpik dibime birazcık daha derinlik katacak ve o renkler böyle birazcık daha siyahtan kahveye açın. Şimdi fırçamı böyle tutup şuradaki noktayı biraz dağıtıyorum ama çok yukarı çekmiyorum. Siz de görüyorsunuz zaten. Bakın bir şey daha göstereceğim. Şöyle şeyler görüyorum. İşte gözünü dağıtıyor. Göz fırçasını. Hayır. Böyle bir şey yok. Nazik davranıyoruz ve daha iyi bir pürüzsüz bir sonuç elde ediyoruz. Bakın ne yapıyorum? Minnoş minnoş dokunuyorum. Görüyor musunuz? Oradaki ürünü alttan kaldırmıyorum. Çünkü ben böyle yaparsam alttaki ürün kalkacak yani. Tamam mı? Bu kadar gayet yeterli. Orada ben şunu göstermeyi unuttum. Böyle bir fırçanız da olursa işinize yarar ama çok mu gerekli? Hayır. Ben şöyle bir altını toparlamak istediğimde bunu kullanıyorum. Çünkü bana yön belirlemiş oluyor. Bakın gördünüz mü? Kirpik dibime siyahı sürdükten sonra gözüm bu şekilde gözükmüş oluyor. Ağzıma da saçım girdi. Bu şekilde gözükmüş oluyor. Tekrar boş bir fırçamı alıyorum. Belirlediğim noktanın aşağısına taşmıyorum. Şöyle çizdiğim noktanın. Burayı iyice dağıtıyorum, tamam mı? Bakın ortadaki siyah ve kahverengi ne güzel birbirine karıştı, görüyor musunuz? Aşağı doğru bakıyorum ki daha net görebilin diye. Şimdi ben bu paletten gideceğim. O palet, bu palet, hadi 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 karıştırmak istemiyorum kafanızı. Siz karıştırma rengini farklı yapabilirsiniz. Alttaki siyahı başka bir renk yapabilirsiniz. İstediğiniz, dilediğiniz her şekilde bu makyajı yapabilirsiniz. Ben sadece size adım adım gösteriyorum. Şimdi şu rengi alıyorum. Bu sefer büyük fırçamı alıyorum. Bakın bu kadar dokunduruyorum. Yeterli çünkü. Fazlalığını atıyorum. Her zaman fazlalığını atıyorum.
Hatta şunu bile yapabilirsiniz. İlk başlarda emin değilseniz kendinizden nasıl dağıtacağınızı bilmiyorsanız ürünü aldınız. Elinizin üstüne dağıtın, kalanı gözünüze sürün. Azı çoğaltabilirsiniz ama çoğu hafifletmeniz çok zor olacak. Siz de çok zorlanacaksınız bunu yaparken. O yüzden öyle olsun istemiyorum. Dediğim gibi çok azıcık dokundurdum. Bakın şuradaki noktaya, şuraya. Büyük karışımı fırçamla o renkleri birbirine iyice harmanlıyorum. Tekrar renk almıyorum. Bu birazcık daha ısıtıyor rengi. Böyle soğuktu ya az önce gözü. Bakın bu birazcık daha sıcaklığını verdi. Görebiliyor musunuz? Yaklaşıyorum. Şu göz pınarımın şurasına aydınlık bir renk koyacağım. İsterseniz burada highlighter'ınızdan da yardım alabilirsiniz. İsterseniz paletinizin içinde aydınlık bir parlak renk varsa ondan da yardım alabilirsiniz. Hiç problem değil. İkisi de olur. Şu iki rengi alacağım ve karıştıracağım birbirine. Fırçama koyup. Ve ne yapacağım? Gireceğim buraya. Birazcık şuraya doğru taşırarak süreceğim rengimi. Tekrar karışımı fırçama alacağım. Renklerin birbirine geçmesini sağlayacağım. Yani şu iki renkler birbirine karışsın. Yani ne demek istiyorum? Buraya ürünü koyduğunuz zaman çat diye keskin bir çizgi olacaktır. Öyle olmasını istemediğim için de tekrar karıştırma fırçamdan yardım alıp şu aradaki o çizgi görünümünü yok ediyorum. Çünkü eğer dağıtmazsam sanki böyle ürünü buraya koymuşum, burada da işte koyu renk far başlıyormuş gibi çizgi görünümü olacak. Ben öyle olmasın diye bununla karıştırıyorum. Çok içlere girmiyorum ama şuradaki koyuluğu kaybetmek istemiyorum bu noktadaki. Sadece bu kadar yeterli bile. Şimdi isterseniz bu noktada maskaranızı sürüp makyajınızı tabii ki bitirebilirsiniz. Ama bence benim yaptığım full look görünümünü şimdi göstereceğim size. İsterseniz kalem de atabilirsiniz kirpik dibinize bu noktada. Bence gerek yok. Fardan da devam edebilirsiniz. O yüzden kalem fırçamı alıyorum. Şu iki rengi karıştıracağım. Şununla şunu. Ki bu geçiş aşağıda da sağlansın. İki rengimi karıştırıyorum. Fazlalığını atıyorum ve az ürün alıyorum. Tekrar söylememe bence gerek yok. Şu noktaya yukarı bakıyorum ve azıcık dokunduruyorum. Gözlerimin şuralarına çok girmiyorum. Sadece buraya kadar. Ardından da siyah rengimi alacağım. Yani şuraya uyguladım. Onu da yine daha içlere taşırmadan çok fazla süreceğim. Yine aynı şekilde bu şekilde uyguluyorum. Böylelikle renkler birbirine iyice karışmış oluyor. Birazcık concealer'ımdan. Dediğim gibi dilerseniz siz göz altınızı hiç uygulamaya yapmayabilirsiniz ama ben o hep yaptığım full looklardan olsun diye hem de bunu size net bir şekilde adım adım göstereyim diye yaptım. Ben şuna maskarayı da uygulayayım. İkisi arasındaki farkı göstereceğim sonra size. Şimdi kızlar geldim. İki gözümün arasındaki farkı siz bakın istiyorum. Ben bir şey söylemeyeceğim. Bu gözüm ne kadar küçük ve aslında düşük gördüğünüz gibi birazcık düşüklük var benim gözümde. Ama şu an bu da tamamen ring light'sız ışığı en kısa aldığım halinde de bakın istiyorum. Çünkü ışık her zaman makyajı yiyor. Bakar mısınız? Yani ben söylemeyeyim siz bakın. Bence gayet bayağı fark var. Şimdi bu gözüme de daha dediğim gibi çekik bir göz yapacağım. Bunu nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ne fırçalarımız aynı olacak. Fırçalarımızda bir değişiklik olmayacak. Şimdi gösteriyorum adım adım. Bu sefer karıştırma rengimden başlıyorum. Şundan.
Yani daha doğrusu karıştırma rengini o yapacağım. Şöyle bir fırçayı alıyorum. Göz kapağımın üstünü bir temizleyeyim. Dilerseniz nokta farbası da kullanabilirsiniz ama bence concealer da gayet yeterli oluyor bu arada. Bunu şu noktaya şey yapıyorum. Koyuyorum. Ve dağıtıyorum bakın iyice. Çok kaş üstüme çıkmadan. Ve fazla onu şöyle dışa iyice iyice vererek atıyorum. Yani fırçam yan duruyor ve burada şu hareketi değil, iyice süpürme gibi bir hareket yapıyorum. Tekrar karıştırma rengimi alıyorum. Minicik minicik dokunduruyorum bu arada. Abartmıyorum yani. Şuraları yuvarlıyorum ama buraya geldiğim noktada gözümü iyice ne çekiyorum. Fırçamı şu şekilde ittirerek gözü çekiyorum. Yani burada bunu yapmıyorum. Burada dağıtıp burada hop bırakıyorum. Tekrar karışma rengimi alıyorum ve buralara daha net gözükmesini istediğim için daha tampon hareketlerle ilerliyorum ve dağıtıyorum. Şimdi şu noktayı daha da kurutmak istiyorum. Ama ben şurayı birazcık daha pembelik, yani o karıştırma renginden gelsin istiyorum. Yani kirpik dibimin şurasına fırçamı, aslında fırçanızı böyle eğerek karışma fırçalarını bir trik daha vermiş olayım. Tampon tampon uygularsanız esas renk elde etmiş olursunuz. Yani dağılmamış rengi bakın. Bu şekilde böyle kullanarak da rengi dağıtmış olursunuz. Yani kirpik dibime de renk veriyorum şu anda. Ve buraya biraz koyultacağım. Böyle bir fırça alıyorum. Az önce göstermiştim size. Ucunu isterseniz siz temizleyin. Her zaman temizleyin zaten de. Şu rengi alıyorum. Koyu olan rengimi. Çok az alıp fazlalığını mutlaka atıyorum. Tam karşıya bakın bu noktada. Bakın sadece şurayı uygulama yapıyorum. Yani içlerine girmiyorum gözümü. Şu noktayı koyultuyorum. Fırçamı görüyor musunuz? İleri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri kendi içinde dağıtıyorum ürünü. Burada küçük bir, aslında dediğim gibi küçük bir V yapıyoruz burada. Minik bir V yapmış oluyoruz. Ve V'yi böyle çekiyorum. Hatta birazcık şu renkten de karıştırabilirim. Şu ikisine. Fazlalığını atıyorum. 100 kere söylüyorum. Fazlalığını atıyorum. Yine aynı noktaya geliyorum. Ve içeri, ileri geri, ileri geri, ileri geri hareketlerle çok, bakın, asla bastırmıyorum. Bunda hemfikiriz değil mi? Yani ürüne uyguladığım basın maksimum bu. Bu. Yani şu değil. Böyle bir şeyler yapmıyorum. Minicik. Bunu nereden aklıma geldi çekmek biliyor musunuz? Dün 4 tane makyaja gittim ve 4 makyajda giderken makyajda en zorlandığınız şey ne diye sordum. Bir eyeliner dediler, iki far dağıtma. Yani eyeliner'ı zaten göstermiş olduğum için yani hiç sekmedi. Farı dağıtamıyorum. İşte koyu makyaj yaparken çok çekiniyorum gibi şeyler söylediler. Bence makyajdan önemli noktadan bir tanesi far dağıtmak. Makyajınızı gerçekten vezir de edebilir, rezil de edebilir. O yüzden dedim ben bu videoyu çekmeliyim. Şuraya çok fazla takılmayın olur mu? Ben şimdi orayı düzelteceğim zaten. İster istemez oraya far birikme yapıp böyle pıtırlanma olabiliyor. Orayı ben halledeceğim. Ama nasıl yaptığımı görün. Tekrar gösteriyorum. Fırçamı şu şekilde ileri geri, ileri geri, ileri geri orada renk alıyorum. Tekrar bu sefer sadece bu renkten aldım. Dediğim gibi bu makyajı iki renkle de yapabilirsiniz, üç renkle de yapabilirsiniz, tek renkle de yapabilirsiniz. İki gözde de aynı şey geçerli. İstersen 8 far kullan ama neyi nereye kullanacağını ve fırçanı nasıl tutacağını, nasıl dağıtacağını bil. Şöyle yapıp yani şu noktayı yuvarlatıp ama buraya geldiğim zaman fırçamı çekiyor ve ileri geri hareket ettiriyor oluyorum. Bu da benim makyajımda gözümün daha çekik gözükmesini sağlıyor.
Tekrar boş fırçamı alıyorum. Dediğim gibi boş fırça bu etapta çok önemli. Yani makyajınızı temizleyecek olan şey bu. Şuradaki görüntüyü ben hiç sevmem. Orayı pürüzsüz gözüksün istediğim için yine iyice dağıtıyorum. Ve şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Burada parmağınızı kullanabilirsiniz, fırçanızı da kullanabilirsiniz. Fırça kullanmak istiyorsanız böyle bir fırça kullanacaksınız. Bu da güzel bir yoğunluk verir. Parmağınızı kullanırsanız daha da yoğun bir efekt alırsınız. Bu sefer yine şu rengimle bu rengi alıyorum. Tam, bakın tam göz bebeğimin üstüne parmağımla oturtuyorum. Gözümü şuralara girmiyorum. Buraya bambaşka bir renk uygulayacağım. Tampon oturtuyorum ürünü. Acaba bu video kaç dakika olacak? Oynat bakalım. Olsun. Dakikası önemli değil. Önemli olan benim için size bir şeyler gösteriyor olabilmek. Tampon oturtuyorum. İyice kirpik dibime de. Şuradaki geçiş bakın. Şimdi siz görün. Yaklaşayım. Bakın orada pıtırlıklar, mıtır birbirlerinin üstüne binmiş farlar. Bunu dağıtacağız. Yani daha homojen bir görünüm olacak. Onu da bu fırçadan yine yardım alabilirim. Daha ince, daha minnoş olduğu için. Renkleri birbirine. Bakın çok buralara taşmıyorum ama tamam mı? Yani yaptığım şey maksimum bu. Karıştırma fırçama şu renkten tekrar alıyorum ve şurayı iyice dağıtıyorum. Ve boş karıştırma fırçamı alıyorum şimdi, hiç ürün olmayan, üstünde ürün vesaire olmayan. Siyah farımı alıyorum. Çok azıcık. Fazlalığına atacağız. Bu sefer sadece bakın şuraya çok küçük dokunuyorum. Görüyor musunuz buraya? Ve yukarı doğru hareket ettiriyorum biraz. Kendi içinde dağıtıyorum önce ürünü. Ardından o minik karıştırma fırçamı alıyorum. Hiç ürün almıyorum bu sefer üstüne. Yine kendi içinde dağıtıyorum. Şuraya çok fazla girmiyorum. Zaten orada ürün yok gibi bir şey. Kahve farımı şuna, şu fırçama aldım. Şuraya uygulama yapıyorum. Siyah farımı bunu alacağım. Şu fırçama. Ve burayı biraz belirginleştireceğim. Ardından büyük bir karıştırma fırçasına geçiyorum ve dağıtıyorum. Şimdi highlighter'ımdan yardım alıyorum. Yani istediğiniz highlighter'ı kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz rengini, beğendiğiniz bir highlighter'ı. Ben şöyle bir fırça yine gösterdiğim en minik karıştırma fırçamı rengi aldım. Ve bu rengi tam göz pınarıma oturtuyorum. Bu efekt ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Oraya koyu, buraya açık sürüyoruz ya, gözü ay gözü hop böyle çevirmiş oluyor. Ne oluyor böyle? Göz daha badem ve daha çekik gözüküyor. Zaten siz de görüyorsunuz şu an. Şurayı da boyayabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Bu noktada bırakıp altını temizleyip hayatınıza devam edebilirsiniz. Maskaranızı sürüp. Ama ben ikisini de göstereceğim. Direkt kahveden alıyorum şundan. Ve yukarı bakıyorum. Çok içlerine asla şuralara girmiyorum. Bu çekikliği korumak istiyorum. Hatta şunun kadar girmeyeceğim bile yani. Biraz da siyahtan alıyorum, azıcık dokundurup yine şurayı.
şu hareketi yapıyorum. İleri geri ve çok hiç bastırmıyorum. Ürün kendi içinde dağılmış oluyor zaten. Şimdi bakın. Burada net bir şekilde görüyorsunuz. Pat diye ürün. Nasıl net bir şekilde bırakmışım burada. Burada daha hiç ürün yok. Onu da yumuşatmak için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yine fırçanızı hiçbir ürün almadan iyice fırçanızı temizleyip bir peçeteyle şurayı birazcık daha yumuşatıyorsunuz. Ben de aynadan bakayım. Ve bu şekilde gözüküyor. Şimdi gözümün altını temizleyeceğim. Bir de öyle bakalım. Azıcık concealer şuraya koyuyorum. Ve bir önce burayı temizliyorum. Önce göz altımı temizliyorum. Concealer şuraya koyuyorum. Bu kadar gayet yeterli. Ve şöyle bir fırça ihtiyacımız olacak bu noktada. Noktayı iyice temizliyorum. Gözümün altını iyice temizledim. Bir şey göstereceğim size. Bakın ben bu kadar net görüntüyü çoğu zaman sevmiyorum. Ama bazıları da çok seviyor. Bunu böyle de bırakabilirsiniz. Çizgiyi birazcık daha yumuşatıyorum. Şuraya yani. Yumuşattıktan sonra da bu şekilde daha homojen ve modern gözüküyor diyeyim. Ben o net çizgiyi biraz modern bulmuyorum. Bana çok şey geliyor. Arabesk geliyor. Öyle net çizgiden çok hoşlanmıyorum. Evet, şimdi geldim. İki gözümün arasındaki farkı net bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle durayım. Biri daha yuvarlak, biri daha çekik gözüküyor. Böylelikle size iki tane far sürme tekniği göstermiş oldum. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Oradaki çan işaretine basarsanız ben videoyu yükledikçe size haber gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.